24 tamı, yaşında. Tamı tamı. 10 aydır iş olarak yapıyor. Bir kadın. Rakamını tamı tamına rakam. Söylüyoruz. Satış hariç bakın. Perakende satışı hariç. Ekibindeki organizasyon geliri. Yani bankaya yatırılan ne tutar? 49.854 Türk lirası. Gerçekten. 10 aydır bu işi yapıyor. Sizi yanınızda dinleyen misafirleriniz varsa, yeniler varsa, doğrudan satış sektöründe şu anda kimler varsa, ne olur, Gano Excel bambaşka bir dünya. Bu dünyanın içinde değilseniz, bir an önce kim sizi ekran başına aldıysa hemen günün sonunda değil, bence şu anda o ücretsiz distribütörlük formlarını doldurun. Bakın ücretsiz distribütörlük formlarını doldurun. Sizi kim çağırdıysa, ailenizde bir kişi mi bayisiniz? Ailenizde 6 nüfus mu var? Bence 6 nüfus da hemen bugün dahil olsun Gano Excel'e. 24 yaşında bir daha söylüyorum. 10 aydır iş olarak yapıyor. 49 bin küsuratı bilmiyorum. Siz 854 TL. İsmini siz söyleyin bir kadın olarak ve pozitif ayrımcılığın çok net sonucu olarak. Alın. Hem aslında pozitif ayrımcılık projemiz için. Biliyorsunuz bu proje aslında Ekim 2018'den beri ben bizzat yürütmeye çalışıyorum. İnşallah elimden geldiği derecede faydalı oluyorumdur. Ama aynı zamanda da pandemi döneminden hemen önce de bir genç girişimciler projesi başlatmıştı. Hem pozitif ayrımcılık projesine hem de genç girişimciler projesine inanılmaz bir örnek. Aslında 10 ayda insanların hayatının nasıl değiştirebileceğini bize gösteren Serpil Coşkun'u hayırlı. Hoş geldiniz. Serpil hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Şöyle ekrana doğru bir merhaba diyelim. Merhaba. Herkese merhabalar arkadaşlar. O muhteşem genç bu işte. Bence bütün gençler örnek olmalı. Kesinlikle. Ben lafı fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Gerçekten tebrik ediyorum. Orada rejiden de biraz geriden bizi fotoğraf alırsanız çünkü kamera kaydına girmezseniz işaretinizi yapalım. Canlı yayında bile fotoğraf evet, çekelim. Evet, Reji Ömer Bey sizden de alalım. Evet ben hikayeyle ve Ayça Hanım'la siz baş başa bırakıyorum. Teşekkür birazdan ederim. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkürler. Gerçekten ben bugün size defalarca teşekkür ediyorum. Farkındaysan heyecandan ben bile konuşamıyorum. Sen nasıl konuşacaksın onu hiç bilmiyorum. Bilmiyorum ben de. Çünkü sen bugün gerçekten çok büyük bir şey başardın. Sen bugün 24 yaşında 49.000 TL para nasıl kazanılır gösterdin. Sen 24 yaşında bir gencecik Türk kadınının hayatı nasıl değişebilir bunu gösterdin. Sana binlerce kez teşekkür ediyorum. Bugün bu yayına katıldığın için, buraya geldiğin için de ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evinizi bize açtığınız için. Bunların başıma geleceğini bilmiyordum. Öncelikle hiç bilmiyordum. Çünkü Gano Excel'i ilk ben hani başlangıç olarak hiçbir şekilde para kazanacağımı, herhangi bir şekilde para kazanacağımı düşünmeden giriştiğim, hatta girişmediğim bir şeydi. Yalnızca geçen yayında da söylediğim gibi otel seminerleri oluyordu, tatiller oluyordu. Biz ailemle oraya sadece tatil yapmak için geliyorduk ve ben fotoğraf çekiniyordum sadece. Başka bir şey için gelmiyordum. Buralara geleceğiz. O zaman şöyle yapalım mı Serpil'cim? Önce bize Gano Excel'le tanışmadan önce Serpil kimdir? Nasıl bir ailede yetişti? Nasıl bir anne babanın evladı? Böyle en doğal halini, en samimi halini, nasıl bir mahalleden Hasan Bey bütün hayat hikayesini gerçekliğiyle anlatıyor ya. Senden o şekilde dinleyebilir miyiz? Çünkü eminim ki şu an aramızda bizi izleyen takipçilerimizden, izleyicilerimizden, Gano Excel distribütörlerimizden birçoğuyla örtüşen hikayelerin olacak ve onlara ilham olacaksın. O yüzden senden öncelikle Gano Excel'le tanışmadan önce sen kimdir bunu duymak istiyoruz. Şimdi ben Gano Excel'le tanışmadan önce liseyi dahi terk etmiş, hayatta artık hani para kazanması gereken ama bu parayı ticaret olarak elbette ki maddi yönden yapamayacak olan bir genç kızdım. Elbette ki hayallerim vardı, gelinlikçi açmak gibi ama bunun içinde para yoktu. Sonrasında hani ailem çok şükür hani kötü bir durumda değildik ama
kimse yaşadığı hayattan memnun değildi. Çünkü yeterli şeyler olmuyordu hayatımızda. Yani yaşadığım mahalleden de zaten belli olur. Bu da kimse belki bilmiyordur ama hani belki de abartmıyorum, her gün kavgaların olduğu, konteynerlardan bazen ateş çıktı. Bir mahalledeyim, Ümraniye'nin köhne bir köşesinde. Ama bir şekilde olaylar gelişti. Ailemdeki herkes destek olmadı. Ne yazık ki fazlasıyla köstek olanlar da oldu. Genelde hikaye zaten. Ama ben şunu söyleyeyim, benim baba tarafım her türlü tam destek oldu. Her türlü hissettim onları. Çok şükür buralara geldiysem bir yerde de aslında gerçekten onların kalbiyle bana güvenişinden dolayı geldim ve arkamda duruşlarından dolayı. Peki, Ganayizel'le tanışmadan önce ne yapıyordun? Evde oturuyordum. Çalışmıyordum. Yani bir işe mesela giriyordum. Hayır diyordum, yapamayacağım. Sabah erken kalkıyordum. Bu bir sorumsuzluktu belki. Ama erken kalkıyordum ve dayanamıyordum. Zayıf bir bünyede de bir insanım. Yapamıyordum. Sonrasında bir gelinlikçiye girdim. Orada sebat ettim ve bir sene dişimi sıktım. Sabah dolayı sonrasında o da artık bir yerde bitti. Boştaydım ve ben bir sene kadar evde yattım. Bildiğiniz yattım. Ama bu sırada hani kendi geliştirmek için internetten araştırmalar, kitaplar vesaire. Ama para kazanmıyordum tabii ki. Hep özeniyordum böyle, işte kızlar bir şeyler yapıyor, ticaret yapıyorlar ki gerçekten hep ticaret hayal ettim. Yani çocukluğumdan beri ben hiçbir zaman doktor olacağım dememiştim. Öyle ticaret hayal ettim ve ticaretin en güzelini yapıyorum şu anda. Peki Serpil, geçtiğimiz yayında, şimdi daha önceki yayınımızda da Serpil'i konuk etmiştik. Orada şöyle bir şeyden bahsetmiştin. Ben aslında Gano Excel'le tanıştığımda seminerlere Gano Excel iş fırsatını dinlemek için değil, orada çekim yapmak için geliyorum demiştin. Ve bu sonrasında çok fazla mesaj olarak da bize soru olarak da geldi. Oradan sonra senin bugünkü 49.854 TL'lik başarıya getiren ne oldu? Yani ne oldu da Serpil Coşkun otellere gelip resim çektirmek yerine Gano Excel iş fırsatını değerlendirmeye karar verdi? Aslında Serpil Coşkun'un gerçekten en önemli özelliklerinden bir tanesi herhalde bu kadar samimi olması ve açık olması. Gerçekten parasız kaldım ve şöyle bir günde karar verdim. Halalarımla birlikte bir yere gittik ve benim kahvaltı paramı halam ödedi. Aslında bir şeyleri fark ediyordum. Fark etmekteydim. Çünkü yani ben dediğim gibi her ne kadar fotoğraf çekinsem de işte kazanç planı, ürün bunlar anlatılırken çıkıyordum, fotoğraf çekiliyordum ama hani o sondan Ahsen Şimşek gelecek, Ahsen Şimşek gelecek, ben orada bitiyordum. Yani gerçekten demek ki bir yerlere kazınmış. Yani o ya bu eğitimlere gelmek, bu seminerlere katılmak, ben bu niyetle katılmazken beni buraya getirdi. Hı hı. Bir de gerçekten bu niyetle ben bu seminerlere gitseydim, en baştan bahsediyorum, 2018 girişliyim. Bir moka almak için... En başı sonu 2 sene sonra. Başı sonu 1,5 sene. Yanlış anlaşılmadı. Moka almak için sisteme dahil olmuş biriyim. Ucuz almak için sisteme dahil olmuş biriyim. Sonrasında da işte... Yani seminerlere dediğim gibi ben yine buraya değinmek istiyorum müsaadenizle. Bu niyetle gelmememe rağmen bir şeyler buraya kazınmıştı. Bu niyetle şimdi gerek benim ekibim gerek herkesin ekibi artık şu andan itibaren en azından bu niyetle geleceği için asıl ben bundan sonraki yani genç olayından daha çok korkuyorum. Yani daha müthiş şeyler ortaya çıkacak biliyorum. Yani aslında buradan şunu anlayabiliriz. Serpil 2018 yılından beri aramızda. Ancak 10 aydır işi iş olarak yapıyor. Çünkü daha öncesinde kendisinde söylediği gibi sadece Nazan Şimşek'in sahneye çıktığı alanlara gelmiş. Aslında en önemli kısma girmişsin. Çok doğru yapmışsın. En önemli kısma girmişsin. Demek ki senin nasibinde varmış Serpil. Yani senin nasibinde bugün burada olmak ve bu parayı kazanmak varmış. Gerçekten binlerce kez yürekten seni tebrik ediyorum. Ama bir şeye de değinmek istiyorum. Serpil şundan bahsetti farkındaysanız. Zaten 24 yaşında yani ne kadar tanıdığı olabilir, ne kadar çevresi olabilir. Genellikle bizim doğrudan satışta karşılaştığımız en büyük sorunlardan bir tanesi şudur. Benim çevrem yok, bu işi kimle yapacağım gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. Ve
senin aslında başarıyı elde ettiğin dönem pandemi dönemi. Yani Mart ayından itibaren çok büyük bir hata geçtin. Geçen ay 19 bin liralık primle, bu ay 49 bin liralık primle neredeyse 3 katı böyle bir sonuçla geldin. Aslında buradan şunu da çıkarabiliriz. Demek ki sen sosyal medyayı bildiğim kadarıyla Serpil sosyal medyadan çalışıyor. Bunu da buradan söyleyelim. Evet. Sen sosyal medyayı o kadar güzel kullandın ki, o kadar doğru kullandın ki. Aslında Nasan Bey'in bahsettiği gibi network marketing daha çok yüz yüze yapılan, sıcak kontakla yapılan bir iş. Hatta biz genellikle bayilerimize gazete ilanı vermek istediğinde veya el ilanı dağıtmak istediğinde bunu en son seçenek olarak sunarız. Çünkü soğuk kontak her zaman zordur. Ama sosyal medya hayatımıza pandemi döneminde Serpil Coşkun'la birlikte bu işin nasıl inşa edilebileceğini en doğru şekliyle bence göstermiş oldu. Bize şundan bahseder misin? Senin bir günün nasıl ya da bir haftan nasıl? Yani Serpil Coşkun sabah kalktığında ne yapıyor? Sosyal medyayı nasıl kullanıyor? Veya sosyal medyada ne gibi teknikler uyguluyorsun? Tabii ki şimdi ben sana burada hepsini anlat demeyeceğim. Çünkü onlar birçoğu sana özel biliyorum. Ama en azından birkaç tane yeni genç girişimci arkadaşlarımıza tiyolar versen çok sevinirim. Peki şöyle desem, hani bu ilk başladığında nasıl bir atakla başlayabilirsin? Kesinlikle istediğin yerden başlayabilirsin. Bir kere herkes zannediyor ki benim hep çok takipçim vardı. Halbuki öyle bir şey yoktu. Hı hı. Ben takipçi tamamen storylerle aktif olarak Instagram'da, ki halen daha çok fazla gönderi paylaşmıyorum post olarak. Bir şekilde insanların dikkatini çekmeye çalıştım. Zaten hani mesela uyanıyorum, gelen kutuma bakıyorum ve tek tek bakıyorum, profillerine giriyorum, bakıyorum o neyden hoşlanıyor. nasıl bir profile sahip? Yani müzik dinlemeyi mi seviyor, para kazanmaya mı çok meyilli, bu belli. Çünkü ben kendimden biliyorum, bir insan para kazanmak isterken nasıl storyler atar ama parası olmaz. Bildiğim için buna göre de insanlara, tabii ki burada bir şey söz konusu değil. O insanın istediği, çünkü her şey var. Bunun bilincindeyim. Yani o gezmeyi seviyorsa gezmek var. O parayı seviyorsa zaten çok şükür. Sağlığı seviyorsa zaten yarabbi şükür. Hani, aslında evet. Evet, yani hepsi olduğu gibi için o kişiye o şekilde hitap edebiliyorum. Devamını söyleyeyim. Tabii ki tabii. Birkaç tane daha tüyo verebilirsin bence. Tamam. Yani mesela bir fotoğraf paylaşıyorum. Mesela bir gecen nasıl geçiyor? Sabah uyanıyorsun ve ne yapıyorsun? Sabah uyanıyorum. Önce tabii ki telefonla birlikte uyuyorum. Ben gözümü açtığımda telefon da gözümde oluyor. Bunun için çok takipçiye gerek yok. Ben her zaman ekibime söylediğim bir şey ama bunu herkese söylemek istiyorum. Takipçin 100 tane ise bile, örnek sabundan verelim. 100 tane ise bile 90 tanesinin cildi bozuk. Bunu bilerek bu işe başlasınlar. Süpersin. Gerçekten. Yani bunu bilerek bu işe başlayın. Çünkü çok fazla alıyorum işte. Konuşurken ama benim takipçim yok. Ama ben ya diyorum, senin 100 tane varsa 90'ının cildi kötü. Aslında şimdi burada araya girmek istiyorum. Çünkü biz bu hikayeyi 19 yıldır bu sektörde şöyle duyuyorduk. Ama benim çevrem yok. Ama benim tanıdığım yok. Görüyor musunuz? Sosyal medyaya yansımış şekli de aynı. Ama benim takipçim yok. O yüzden evet, özellikle sosyal medyayla ilgili olan soruları sana sormak istiyorum. Çünkü senin bu pandemi döneminde 2,5-3 ay gibi bir sürede sosyal medyayı kullanarak bu işi nasıl inşa ettiğini bütün genç girişimci arkadaşlarımızla paylaşalım. Lütfen bize bir iki tane daha diyorlar. Tamam. Kaliteli story atmaya önem veriyorum. Yani bunu kaliteli deyince insanın aklına hani elit bir görüntü geliyor ama gerek yok. Yani orada bir sofra çıkacağım, o sofra çıkmasın. Sadece beyaz bir şeyin üstünde çekim yapmak gibi. Aslında şimdi hani birçok insan bunu zaten yapıyor ama ben eminim burada yani yaşı aslında genç olmayanlar da bunlara ihtiyacı vardır, eminim. O yüzden hani biraz kaliteli görsel paylaşmaya, sonrasında çok fazla boğmamaya. Yani mesela ben 20 tane story atıyorsam 19 tanesi sabun olmamalı. Evet. Aslında biraz da senin storylerinden veya Instagram'da paylaştığın şeylerden anladığım kadarıyla sen normalde bizim doğrudan satış sektöründe yaptığımız bir nasıl söyleyeyim, bir bizim taktiğimizi kullanıyorsun. Çok teşekkür ederim. Merak uyandırıyorsun. Evet, kesinlikle.
aslında üründen hiç bahsetmiyorsun ama öyle güzel merak ediyorsun ki. Hatta bir kere gerçekten, yani bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bakın hatta anladı ve gülüyor. Ben Serpil'e yazdım. Serpil, bu hangi ürün? Bana da söyle dedim. Öyle bir şey paylaşmış ki. Serpil dedim, hangi ürünümüz bunu yapıyor, bana söyle. Ve söyleyince tamam dedim ya, rahatladım, çok teşekkür ederim. Peki Serpil, sana bir sorum daha olacak. Çok kısa süredir aslında bu işi iş olarak yapıyorsun ama eminim ki sen de aynı şeylerle karşılaştın. Senin de çevrende bu işlerden iş olmaz, bu işi yapma veya işte diyenler, sana destek olmayanlar oldu mu? Bir şey söyleyeyim. Geçen ay 19 bin TL kazandım ve geçen ay biri bana olmaz dedi. Olmadı deseydin. Gerçekten bak oldu deseydin yani. Tabii bu ki olmadı, kazandım. Yani hani ama bak iyi niyetli bakar mısın lütfen Serpil'cim? 19 olmadı demiş. 19 sana yakışmadı demiş. Ben 9'u da öyle demiştim. Ben de sana öyle demiştim, evet. Yani olmadı diyen çok fazla olmadı. Çünkü ben birazcık sert mizaçlı. Yani bana olmaz derse ben onunla bir daha asla muhatap olmam. Hani yani işimi küçümserse, hele ki hafife alırsa bir hayalimi, hedefimi, o insan benim hayatımdan kim olduğu hiç önemli değil. Tüm gönlümle sevdiğim biri bile olsa biter. Bunu da çevrem çok iyi bildiği için bana çok fazla böyle bir şey söylemeye cesaret edemedim. Evet, çünkü ben bunun çok büyük şeyini kestim, önünü kestim. Ama elbette ki devam ederken de, yani bazen kendi kendimizi bile demoralize ediyoruz. Hani ben ama çevreyi tamamen yok saydım. Şöyle yaptım ve dedim ki ben yapacağım. Bunu aslında başarının en büyük sırrı bu. Keşke herkes senin şu an yaptığını yapabilse. Çünkü maalesef ki çevremizdeki 10 kişiden 9'u zaten bize yapamazsın, başaramazsın, evet, diyor. Ama ben de kendimden bir özellik söyleyeyim. İnadına birisi bana bir şey yapamazsın derse onu yaparım. Aynen. Ve bugün tekrar bunu yayının sonunda size söyleyeceğim. İyi ki o gün birileri yapamazsın dedi. İyi ki o gün birileri başaramazsın dedi. Evet, iyi ki dedi. Şey, yani o kadar böyle bize gaz veriyor ki ne diyeceğimi söylemiyoruz. Yapmayın, yönünü kesmeyin lütfen. Peki Serpil'cim, sana son sorum şu. Biliyorsun gecenin sonunda bir bomba daha var. Sen şu an biliyorsun, bir tek sen biliyorsun ama. Gerçekten o kişiyi de bayılmadan buraya almak istiyorum ve şu an Gana Excel'de de biliyorum ki herkes bunun ne olduğunu merak ediyor. Heyecan dorukta. O yüzden sana son sorumu soracağım. Sen bugünden sonra 24 yaşında bir Türk kadını olarak kendini nerede görüyorsun? Hayalin ne? Ne yapmak istiyorsun? Öncelikle kendime güzel bir araba almak istiyorum. Oo. Çünkü artık arabadan story atmak istiyorum. Bu benim çok, yani özeniyordum işte fenomenler atıyorlar kendilerine arabalarına mesela. İstediğim bir araba var, onu almak istiyorum inşallah kısa sürede. Tarihi de sürpriz olsun. Güzel bir tarihte alacağım. Bakın kendimi, yine merak uyandırdı. Görüyor musun? Hepimiz meraklandık. Sonrasında güzel bir ev. Ama ben biz bir aile binasındayız. Ve eğer o binadan hep birlikte onları götürecek gücüm yoksa ben orada devam edeceğim. Ama ben hedefliyorum, 4 haneyiz. Maşallah. 4. Evet, 4 haneyiz. Maşallah. 4 haneyi birlikte kaldırıp başka bir yere geçireceğim. İnşallah olur. İnşallah Allah gönlüne gelmesin. İnşallah olur. Gerçekten bugün tekrar 24 yaşında değil, kaç yaş? Yani 24 yaşı özellikle altına vurarak söylüyorum. Çünkü üniversiteye gitmedim diyor. Liseden terk, evet, bir öğrenciydim diyor ve hiçbir satış pazarlama deneyimi yok. Bırakın satış pazarlama deneyimi, hiçbir iş hayatında deneyim, evet, yok. Lütfen bana söyler misiniz? Doğrudan satış dışında bir genç kıza hayallerine, bir araba hayaline, ailesiyle bir ev hayaline başka hangi iş fırsatı bu hayallerin gerçekleştirmesini sağlayabilir? Eğer varsa söyleyin, biz onu bilelim. Ama bizim bildiğimiz bir tane doğru var. Evet. Ve o doğruda da her geçen gün bunu ispat etmeye devam ediyoruz. Bu işe ilk başladığımız günde yaptığımız buydu. Hala aynı şeyi yapıyoruz. Biz bu işe hayallerimizi gerçekleştirmek için girmiştik. Artık hep söylüyoruz, bu işe başlama nedeninizle başladıktan sonraki bu işi devam ettirme nedenleriniz farklı oluyor. Bizim başlama nedenimiz kendi hayallerimizi gerçekleştirmekti. Bugünse hayalimiz, hedefimiz başkalarının hayallerini gerçekleştirmek. Ve bugün Serpil
bizim hayalimizi gerçekleştirdiği için, 24 yaşında binlerce kişiye örnek olduğu için ona sonsuz teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi ki bunu başardın. İyi ki 49.854 TL'yi kazandın. Helale hoş olsun. İnşallah en kısa zamanda arabanın önünde birlikte fotoğraf çekeriz. İnşallah. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii ki buyurun. Ben buradan ekibime kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Çünkü onlarla birlikte bir çalışma içinde olmasaydık, onlarla bu kadar yakın temasta, aslında bu kadar uzakken hiçbirinin yüzünü bilmiyorum. Sadece seslerini biliyorum. WhatsApp'da durumda saygı çerçevesi içerisinde saat aralıkları olsun vesaire her zaman Nirvana'dayız. Maşallah. Hepsi de çok teşekkür ediyorum. Yani bir küçücük diş macunu alanına, sabunla, evet, paketine herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu sayede buradayım. Kesinlikle. Çünkü siz de bu sayede bir gün inşallah burada olursunuz. Bir şey daha söyleyeyim. Kesin istediğin kadar konuşuruz. Bu gece tabii geçelim. İnşallah benim hedefim buradan söylemiş olayım. Top 50 listesine ekibimden 3 kişiyi sokmak. Süper. Ya, inşallah herkes girecek bir gün ama. İnşallah herkes senin gibi girer. Yani İnşallah. Geçen ay kaçtı? 16. 16 yani. Birden ilk 20'ye girdi, 10'a atıldı ve sonra şu an Serpil Türkiye 9.'sü ve ben söylemeyi unuttum. Lütfen kulaklarınızı açın ve dinleyin. Çok önemli bir ayrıntıyı kaçırdık. Serpil Coşkun, Gano Excel marketing planını bilenler bilir, altını çizerek söylüyorum. Silver Diamond Director. Kron değil, Gold değil, Başkan değil. Başkan olup 49 bin lira kazanmadı. Gold olup 49 bin lira kazanmadı. Silver Diamond Direktör. Lütfen açın ve marketing plana bakın. Silver Diamond Direktör ne demek? Demek ki sen aslında, ben şimdi Gano Excel'e yazdım. Henüz cevap gelmedi. Ama benim bildiğim kadarıyla Silver Diamond Direktör kariyerinde alına en yüksek prime aldın. Gerçekten. Evet, cevap geldiğinde bunu tekrar teyit edeceğim ekranda. Bu kariyerde Türkiye'de bu kadar kısa sürede bu rakamı alan olmadı. İnşallah Allah senin ekibindeki herkese senin gibi güzel başarılar nasip eder. İnşallah. Bir an önce katlanarak, çoğalarak büyümen gibi diliyorum. Hep inşallah. Tekrar çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Evet. Yeniden Serpil'i alıyoruz. Nasan Bey'i geri evet, geliyorum. Alıyoruz. Selamlar arkadaşlar. Merhaba. Serpil'cim gerçekten tebrikler. Ben yani teşekkür ederim. Buradan hani Serpil de yanımızdayken bir kez daha kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Ayça Hanım'ın son bölümde söylediği gerçekten çok özel bir şeydi. Hem Gano Excel'in marketing planını bilenler bile hem de diğer doğrudan satışlarda şöyle bakabilirler. İlk basamak baktığınızda Gano Excel'de direktörlük seviyesi, ikinci basamak Diamond'lık seviyesi, üçüncü basamak ise Silver seviyesi. Çünkü ondan öncekiler aslında perakende kullanıcı seviyeleri. Yani diğer doğrudan satış firmalarına da şöyle bakabilir. Birinci seviye değil, ikinci seviye değil, üçüncü kariyer seviyesindeyken. Yani aslında kariyerlerin ilki diyebiliriz. İlki. Aslında daha öncesi step, müşteri olmak. Step'lerde. Aynen müşteri olmak. Ardından step by step iki kariyer atlayıp üçüncü kariyerinde bugün dediğim gibi Gano Excel marketing planından karşılaştırırsak ne olur? Ayça Hanım söyledi ama ben bir kez daha şu anda belki Ayça Hanım söylerken kahvenizi alıyordunuz. Arada birkaç kişi evet, belki duyamadı. Belki şu anda ekran başına geldi. Tekrardan söylüyorum. Serpil Coşkun Silver Diamond kariyerinde yani size bu marketing planla ilgili yorumlar yapanlar varsa örneği burada. Gano Excel acaba kariyerlerinde para kazanıyor mu kazanamıyor mu? Silver işte para kazanıyor mu kazanmıyor mu? Bakın buyurun bir Silver 24 yaşında 10 aydır aktif olarak bu ticareti gerçekleştiriyor. Geçen sefer yaşı kadar demiştik. Evet. Bu sefer babamın yaşı. Babasının yaşı kadar. Babasının yaşı kadar 49.800 küsürü neydi? 854 TL bir kazancı var. Ve buradan Serpil'in de haberi yok. Ben o müjdeyi buradan Serpil'in ekibine vereyim. Çünkü günün sonunda belki tekrardan unutabilirim. Günün sonunda tekrardan söyleyeyim. Bunu ne olur bir ayrımcılık diye anlamayın. Çünkü üstadlar şunu söylüyorlar. İnsanlara vereceğiniz en etkili cevaplar sonuçlarınızdır. Biz hem Gano Excel ailesi olarak hem takımımızdaki ekip arkadaşlarımızla, sonuçta Serpil de bizim takımımızdaki bir ekip arkadaşımız. Bizler iş ortaklarıyız. Bizler pek klavye delikanlılığı ve şovu yapan insanlar değiliz.
Bizler klavyede coşmayız. Bizler Gano Excel ailesindeki liderler sonuçlarımızı ortaya koyarız. O yüzden işinizi yapın. Bizimle klavye şovu yapmayın. Klavye şovlarına gerçek belgeli sonuçlar ortaya koyarız. Biz bunu bir defa yapmadık. Bir defa yapmadık. Gano Excel'de her kriz döneminde bunu yaptık. Bize yaptırdıkça sizler klavyelerle gezmeye devam edersiniz. Hepinize sesleniyorum. Herkes işine baksın. Herkes işini yapsın. Çünkü bizim yolumuz, Rabbim ne nasip ettiyse o yolu bize karşımıza çıkaracağına inanan insanlarız. Sizlere de, bu işi yapan herkese, layıkıyla, dürüstçe yapan herkese Rabbim binler versin, on binler versin. Serpil'in 24 yaşında kazandığını sizin ekibinize ve yeni kuracağınız işler de varsa içlerinizde sizlere ve ekiplerinize bin katını versin. Ama bizimle atışmayın. Çünkü biz klavyede yazmayız. Biz sonucu ortaya koyarız. Bu aylık sonuç değil, bilginiz olsun. Her ay takip edin, her ay bu sonuçları Allah'ın izniyle yapacağız. Ama bu sonuç daha bir şey değil biliyor musunuz? Şimdi birazdan sonuç gelecek. Birazdan sonuç gelecek. O sonucu zaten Ayça Hanım'a söyleyeceğim. Ama ben Serpil Hanım'ın ekibine buradan bir sesleneyim. Bu bir ayrımcılık falan değil. Skoru yapan herkesin, biz 3 aydır değil, hikayeyi günün sonunda anlatırız. Neredeyse 10 aydır aslında. İlk Dedeman Oteli'nde Serpil Coşkun, Sabuncu Kızımız diye sahneden konuştuğumda Serpil'in hikayesini mentorları olarak o gün yazmaya başlamıştı. Ya. O gün yazmaya. Bu iş promosyon sanatıdır. Bakın bu iş promosyon sanatıdır. O gün Ayça Hanım'la bir şey konuşuyorduk. Yani beraberken Serpil buradayken bunu söylemek istiyorum. Her boksör Ayça Hanım o gün o kadar güzel bir şey söyledi ki bugün bana. Aslında bazen farklı kelimelerle ben de bunu telaffuz ediyorum ama bugün Ayça Hanım bambaşka bir şeyle bana bunu telaffuz etti. Dedi ki hatta birazdan gelecek o muhteşem insanla konuştuk. Adını neredeyse söyleyecektim. O muhteşem insanla bugün konuşuyorduk. Dedi ki evet sizler boksörlersiniz. Serpil bir boksör. Birazdan gelecek o muhteşem, herkesi knockout eden tek yumrukla boksörsünüz. Aslında en büyük savaşı biz network yapmıyor olsak sizler yapıyordunuz deriz. Biz de çünkü networkçuyuz. Biz ailece sahadayız. En büyük aslında burada baktığınızdaki yani ringe Serpil çıktı aslında. Evet. Yumrukları Serpil salladı. Eforu Serpil ortaya koydu. Ama şunu unutmayın. Hiçbir şampiyon değil, hiçbir boksör dedi Ayça Hanım bugün ringe antrenörsüz çıkan, hiç antrenörsüz siz ringe çıkan bir tane boksör gördünüz mü? İyi bir boksör olabilirsiniz. Sağ kroşeniz veya sol kroşeniz çok iyi olabilir. Ama iyi bir mentorunuz yoksa o yumrukları boşa sallar durursunuz. O yüzden sahadaki networkçüler, Ayça Hanım'ın bu örneğini artık ben bol bol okudum. Sahadaki networkçüler, sizlere sesleniyorum. Eğer iyi yumruklarınız varsa, iyi bir boksör olduğunuza inanıyorsanız, sahadaki Gano Excel liderlerinin peşine düşün. Siz onların peşine düşerseniz, ilk mentorluğunuzu onlar yapacak. Sizler de sonuçlar ortaya koyduğunuzda, bu sefer mentorluğunuzu çift olarak biz yapıp, size tek bir kroşeyle bile insanları yere devirmeyi öğreteceğiz. Biz bunda iddialıyız. Siz çalışmakta iddialıysanız Serpil gibi, sabırlıysanız, bizi izleyen bütün gençlere sesleniyorum. Hepinizin mentorluğunu yapmaya hazırız. Ama şunu unutmayın. Önce sonuç. Serpil sonuç ortaya koydu. Sonucu koydu. O sonucu ortaya koyduğu için ben de şu anda Serpil'in bütün ekibine şunu söylüyorum. Bu hafta içi planlayacağız Ayça Hanım'la. Ve Serpil Hanım'ın ekibine özel bir promosyon duyuracağız. Onu bir daha veriyorum sana. Özel bir promosyon duyuracağız. Bunu isteyenler var mı? Yapın skoru. İlla 59 bin veya 49 bin.
saat olduğu için hemen bir dakika içerisinde tekrar bağlanacağız. Hemen bağlanacağız arkadaşlar, bekleyin.